devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. CHP milletvekili Alpay Antmen, sınavlarda 90'ın üzerinde almasına rağmen birçok vatandaş işsiz bırakılırken 55-60 alanların yerleştirildiği herkesin malumu olmadı mı, dedi. Antmen, maalesef devlet parti, hatta aile devleti haline getirildi. Hepimiz biliyoruz ki saraya yakın olmayan, sarayın partisine yakın olmayan kimse kamuda iş bulamıyor. Hak etmesine rağmen alınmıyor. Türkiye genelinde derece dahi yapsa bir torpili yakını bulunmadığı için atanmıyor, diye konuştu. Yine söylüyoruz. Gelin bu yanlışlardan, çevre katliamlarından dönün. Dönün ki tarih sizi üretip ihraç ettiği tek şey kirlilik diye yazmasın. Ve bir gün pişman olmadan. Çünkü ileride aklında reaktör patlarsa bedelini yapanlar değil, maalesef yalanlar ödeyecek. Ve bu projeyi inşaatı durdurun ki ileride bir gün geride yaşanan faciaların gizlini çekmesin ve Mersin Çernobil olmasın. Kardeş. Evet, vatandaş gel. Gel vatandaş. Gel. Hadi gidelim. Çekil.
Abi bakıcı lazım mı? Vekilim, almak isteyen kim var orada? Bakacağım. Sağ olun, aldık. Satışlarda da vekilim. Müşteriyorsa gidiyoruz. Başkan geldi, başkan. Başkan, ben katlayacağım. Her şey olabilir. Kaç kilo? Kolay gelsin. Her şey olacak. Başkan. Başka gelmesin, sağ olun. Sana kalır senin mi? Senin mi? Buraya, bunu oraya ödeyebiliyor muyum? Bana iyi öğretti. Olsun artık dökülen kanlarımızın hepsi helal. Öne gelen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağıma hürriyet. Hakkıdır atada bağımlı üretimin istikal. Masumiyet kalitesi. Bir gün masumiyet kalitesi herkese lazım olur. Gelsinler bütün belediyeleri. Başta AKP'li belediyeler olmak üzere. Başta 99 tane kayyuma devrettikleri belediyeler olmak üzere. Hepsini bağımsız Sayıştay denetçileri açık bir şekilde denetlesinler. Hanginde usulsüzlük var? Hangisinde yolsuzluk var? Görelim, halka anlatalım. Ve bağımsız yargıda bunların hesabını soralım. Biraz da aslında siyaset üstü olmak gerekiyor. Hepimizin siyasi görüşü var ama Mersin bir kardeşlik kenti. Mersin barışın başkenti. Biz burada birlikte yaşama kültürünü içselleştirmiş kişileriz. Ve Mersin belki de Türkiye'de bunu başaran ilk kentlerden, en büyük kentlerden, en iyi kentlerden biri. Biz barış içinde, huzur içinde sadece Mersin'e hizmet etmek sevdasıyla hepimiz el ele verelim, gönül gönüle verelim. Gelin saray bütçesi yerine halkın bütçesini yapalım. Gelin saray yerine halkın yararına çalışalım. Gelin saraya değil 7 gün 24 saat halka ve hakka hizmet edelim. Kurmaya çalışın sistemin adı demokratik diktatörlüktür. Boşuna uğraşıyorsunuz. Demokrasiyle diktatörlük gelmeyecek. Bu ülkede demokrasiyle diktatörlük gidecek. Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhurbaşkanı'na sormak istiyorum. Temeli 28 Mayıs 2013 tarihinde atılan ve 29 Ekim 2018 tarihinde biteceği söylenen Mersin Çukurova Bölgesel Havaalanı inşaatı 3. kez durmuştur. 3 kez temel atılan bu inşaat 3. kez durmuştur. Yerel seçimlerden önce 4. kez temel atmak töreni yapmayı düşünüyor musunuz? Ve Mersin özellikle merak ediyor. Çukurova Bölgesel Havaalanı inşaatı ne zaman tamamlanacaktır? Ancak daha da önemli bir şey arz etmek istiyorum. Mersin'e kurulmak istenen balık çiftlikleri Mersin sahillerini çöplüğe çevirecektir. Farkında mısın?
Farkında mısınız? Bu arada Mersin'e hak ettiği önem ne zaman verilecektir? Bu bütçe milletin değil, millete küfür eden ve saraydan ihale alan yandaşların bütçesidir. Mersin'de cennetten bir köşe olan Anamur'da bayramda seçilmiş belediye başkanı karette karettayaların üreme alanlarını piknik alanı yapacağım diye hafriyat makinelerini soktu. Toplumun büyük tepkisi ve Cumhuriyet Savcılığı şikayeti üzerine geri adım attı ama bugün sabah itibariyle tekrar buraya kum dökerek ve hafriyat aletleriyle kaplumbağa üretim merkezlerini yok etmeye çalışıyor. Biz doğayı gelecek kuşaklardan özünç aldık. Yasama faaliyeti yapıyoruz. Bu belki de bir devletin en önemli gücü. Çünkü sizin burada şu an dinleyeceğiniz ve daha sonra hüküm vererek el kaldıracağınız kanunları Türkiye Cumhuriyeti'ndeki herkes uymak zorunda. Tarım Bakanlığı'nı göreve davet ediyorum. Saraylar, saltanatlar çöker, kan susar, bir gün zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüze, leylaklar güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarın için direnenler.